Merhaba, benim isim Naoki Yamamoto. Ben Japonya'dan geldim. Şu an Marmara Üniversitesi, Türkiye Araştırmalar Enstitüsü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Müslüman'da önceki süreç çok haber olmadığı için ne kadar az bir şey hatırlamıyorum ama. Okayama'da doğdum, orada büyüdüm. Bir de Hiroşima'da, Hiroşima'daki liseden mezun oldum. Sonra Kyoto'da Doshisha Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdim. Orada Hristiyanlık ve Yahudilik ve İslam öğrenmek için Doshisha Üniversitesi'ne gittim. Aslında çok hikaye yok ama mesela ben ya Müslüman olmadan önce Hristiyan'ydım. Ailem Hristiyan olduğu için Hristiyan'ydım. Ama çok böyle dindar Hristiyan değildim. Çok sık sık pratik falan da yapmıyordum. Senede sadece birkaç kere, iki kere, üç kere, böyle kiliseye gidip, böyle bir kongre falan yapıyordum. Ben 19 yaşındayken Müslüman oldum. 13 sene önce. Evet. Ben küçüklüğümden beri Hristiyan olduğum için böyle tek tanrı inancım vardı. Ama benim bulmak istediğim şey sadece inanç değil de bu inançtan böyle kaynaklanarak nasıl bir uygulama yapabildiğimi bilmek istedim. Bu konuda ben Doğuşya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdikten sonra kütüphaneli diğer dinleri böyle okumaya çalıştım. Diğer dinleri böyle kutsal kitapları ya da onları böyle inançları da böyle öğrenmeye çalıştım. Bir de orada bir kitap da karşılaştım. O bu tevhid ile ilgili konuları anlatan bir kitaptı. Bir de yazarı da Japon müftedi profesör. O kitaptan çok etkilendim. Bu etkilemenin sebebi şöyle sadece bu İslam inanç ya da bu uygulama değil de o kitap çok güzel bir Japonca ile bir tevhid ya da bu İslam'daki değerleri böyle anlatıyordu. Nasıl diyelim? O kitabı okumadan önce bu İslam'a karşı bir imajım sadece bu uzak doğuda Orta Doğu'daki de yaşayan insanların inandığı din. Mesela onların konuştuğu dili de bilmiyoruz. Onların hayatları da çok farklı. Nasıl diyorsun? Bu Japon bu Japon'dan da hiç böyle alakası olmayan bir din olarak inanıyordum. Ama o kitap o kadar sanki böyle akan su gibi çok güzel bir şekilde güzel bir şekilde bu Japonca bu Japonca'dan kaynaklanan ifadelerle bu tevhidi izah ettiği için çok böyle yakın hissettim. Evet beni bu İslam olmadan önce beni en çok etkileyen şey bu o kitaptı İslam hakkında hiç bilgim yoktu. Genelde bu medyada duydum bu İslam derken bu terörist. Bu 11 Eylül bu terör olayı ya da başka ne var? Mesela Japonya'da evet Japonya'da çok o konuda bu İslam ilgili bilgi yok kebap ya da dondurma da meşhur ama bu hiç İslam'la alakası yok bu Türk kültürü Ben de bu birkaç sene önce olimpiyat vardı bu 2 sene önce miydi? Tokyo olimpiyatı. Ben de hiç merak etmediğim için hatırlamıyorum. Sanırım 2 sene önce ya da geçen sene. Olimpiyat vardı. Bu olimpiyatı organize etmek için Tokyo'daki restoranlarda bu helal gıda ya da helal food, helal yemekleri servisi yapmaya başladı. Ondan dolayı şimdi Japonların çoğunu Müslümanların yediği yemekleri farklı olduğunu biliyor. Ama bu sadece yemek. Mesela tam olarak Müslümanlar ne inandığı ya da Müslümanlar pratik olarak ne yaptığını ya da Müslüman derken bu Müslümanlar nerede yaşadıklarını bilenler çok azdır. Bu konuda İslam Japonya'da maalesef henüz çok bilinmeyen bir dindir. Ben bu kitaptan çok etkilendiğim için bu yazarıyla görüşmek istedim. Bir de onun kocası aynı üniversitede profesör olarak çalıştığını öğrendim. Ve de ona ve de onunla mesajlaşıp bu kafeteryada görüştük. Ama o profesör o kocası kafeteryaya gelince böyle aniden böyle ağlamaya başladı. Birime çok şaşırdım ama o bana söyledi ki onun eşi aslında o 1 sene önce vefat etti.
Ve de o vefat ettikten sonra yani o profesör çok bu depresyona girmiş. Çok yani Allah neden bu kadar bela yani ona gönderdiğini ya da yani onun en sevdiği yani eşi şimdi nerede olacağını yani böyle yani düşünüyormuş. Ama yani benim mesajım yani görünce şu hadisini hatırlamış. Yani insanın ameli defteri aslında insanın ameli yani kıyamet gününe kadar üç şekilde yani devam edecek. Birincisi yani ilim olarak ve de ikincisi yani sadaka cariye ve de üçüncüsü çocukların dua yani bir şekilde. Bir de benim gibi yani genç yani bir insan yani onun yazdığı kitaptan etkilenmesi aslında yani onun eşinin hayatı böyle ilim olarak yani devam etti yani öğrenmiş. Ve sonunda yani bu profesör benim önümde yani bir şey bir tövbe etti. Yani aslında bana değil yani bu Allah'a karşı. Ve sonunda yani bu onun en sevdiği eşinin bıraktığı yani bu emanet olarak aslında emanet olarak yani ben onun önünde yani gelindiğimi şey inanmış. Ve de o zamandan itibaren yani o hoca yani Hasan Hoca yani beni öğrenci olarak yani kabul etti. Ve de ondan yani temeli böyle İslam eğitimi aldım. Mesela temeli Arapça da ondan öğrendim. Bir de temeli böyle ilimhal dersleri de ondan öğrendim. Ve de onunla ve de o yani bana anlattı ki aslında böyle İslam öğrenmek yani eğitim almak değildir. Yani böyle İslam hakkında yani öğrenmek için mutlaka böyle sohbet yani kültürü olması lazım dedi. Mesela bu yüzünden yani aslında Japonya'da da böyle İslam ile ilgili böyle kültürel kurs falan da var ya da mesela bu yani yurt dışından gelen aslında davetçi mi diyelim, tebliğci mi diyelim yani böyle İslam eğitim vermek isteyen böyle hocalar da çok var ama onlara gitmemi çok tavsiye etmedi. Çünkü yani böyle Japon Müslüman olarak yani böyle Müslüman kimliği yani kazanmak yani istesen mutlaka böyle yani o Japonya'daki bu kültürel ya da siyasal ya da böyle sosyal kontekste iyi bilen bir de Müslüman hocayla yani beraber öğrenmek lazım onu söyledi. Ve bu konuda yani şey Hasan Hoca yani kendisi yani bu konuda çok iyi bilen bir hoca dedi. Bu yüzden ben yani böyle her gün böyle Hasan Hoca'yla beraber yaşayarak yani bu İslam yani sadece böyle İslam yani inanç olarak değil de böyle kültürel ya da sosyal ahlakı ya da böyle değerleri yani, öğrenmeye çalıştım. Yani ben de bu kitap okudum yani okuduğundan beri yani kendi Müslüman olduğunu yani düşünüyordum. Yani sadece böyle gönlümde. Ama böyle resmi olarak mı diyelim, yani bu toplum içinde mi diyelim. Yani Müslüman olmaktan yani çekiniyordum. Çünkü kendimi böyle çok zayıf insan olduğumu yani biliyordum yani. Ama mesela böyle camide ya da diğer yerlerde yani çok böyle mükemmel gibi görünen böyle yani Müslümanlar var. Bir de bir gün bu Hasan Hoca'ya yani danıştım. Yani ben Müslüman olarak istiyorum. Yani şimdi dedi o zaman yani mesela böyle Japon kültürü yani içki kültürü de çok yaygın. Ya da böyle domuzla aslında o zaman ben domuzla bayağı seviyordum. Yani domuzla yemek istiyorum ya da bu içki de içmek istiyorum. Ama yani öyle biri halde Müslüman olabilir mi diye sordum. Yani sadece soru olarak yani. Ama bir de genelde bu soru yani diğer bu tebliğci sorduğu zaman onlar işte çok hemen kızıyor. Ha bu çok haram mıdır? Yani bu domuz yemese hemen böyle gayrimüslim olacaksınız. Ya da cehenneme gireceksiniz. Asla yemeyin ya da asla içki içmeyin gibi. Yani onların kafasında sadece evet ve hayır var. Ya da bir siyah ya da beyaz. Ama Hasan Hoca bana çok ilginç bir cevap verdi. İslam'da mühim olan yani günahı da işlemektir. Ya da hata yaptıktan sonra tövbe etmek. Ve Hasan Hoca dedi ki ve Hasan Hoca bana şöyle dedi. Yani benim gibi günahkar Müslüman olabilirsin. Yani. Buradaki günahkar Müslüman yani içki içen Müslüman demektir ya içki içebilirsin diye böyle tavsiye etmedi. Yani günah yaptıktan sonra yani tövbe edebilen, böyle cesarete sahip olan Müslüman oldu dedi. Ben diğer mesela yani Müslümanlarla yani konuştuğu zaman yani onlar beni hiç ikna etmedi. Çünkü onlar sadece yani bu İslam'ın toplumunun güzel tarafı göstermek istiyor. Yani Müslümanlar iyi insandır ya da Müslümanlar ne demektir yani namaz kılıyor ya da zekat veriyor ya da haç kılıyor. Yani onların yani sunmak istediği yani bu İslam'ın tarihi ya da bu İslam'ın dünyası yani bu zafer tarihi bir anlatabiliyor muyum? Aslında kendi kültürleri var olan böyle eksikliği ya da kısınlığı kabul etmek bile istemiyor. Ve ama aynı zamanda diğer gayrimüslimanlar Müslüman yanmaya çalışıyorlar. Yani bunu aslında çok yani tuhaf bir olaydır. Ama Hasan Hoca'nın davranışı bana çok samimi geldi. Çünkü kendisi de bu zayıf bir insan olduğunu yani kabul etti ve de kendisi de yani bir o sanırım 40 şimdi 40 sene o da Müslüman. Çok uzun Müslüman. Ama yani
tam olarak yani nasıl birinin hata yaptığını söylemedi ama yani şey bu hayatında yani hata yaptığını şey yani kabul etti ama o ama her zaman tövbe yaptığını söyledi. Yani hatta bu yani bu İngilizce process denilen bir şey, bir süre. Yani aslında inanç yani hayatın bir noktada yani kazandırılan nokta değil. Aslında bu hayatının boyunca yani yetiştireceğini yani bu süreç. Yani bu ağaç gibi bir şey olduğunu yani bahsetti. Yani ben o açıklamayı yani dinlediği zaman yani ben yani İslamiyet'i kabul ettim yani. Bir de ölümden önce bu sadece bana has olan bir şey. Yani genel de Japonların yani hissettiği bir bu psikolojik sıkıntısı yani yalnızlıktı. Böyle özellikle büyük şehirde yaşayan Japonların çoğu yani bu çok ciddi bir yalnızlığını hissediyor. Böyle sadece yalnızlığı değil bu sosyal nasıl ne bu toplumsal baskı da yani çok kötü Japonya'da. Mesela bu Türkiye'de çok deniyor ya bu sen Japonsun, aklında adamısın, çok yani çok disiplinlisin. Yani o kadar iyi bir insan yani dünyada yoktur. Yani bu yalandır yani. Aslında yalan değil ama yanlış bir imaj. Yani neden Japonlar o kadar iyi davranmaya çalışıyor? Yani disiplinli olmaya çalışıyor. Çünkü bu toplumsal baskı hissettiği için. Yani mesela Squid Game izledin mi? Squid Game. Bu yani Kore dizileri çok. Aslında Squid Game sadece bu entertainment filmi değil. Aslında bu yani uzak doğu toplumun sıkıntısı ve sembol olarak yansıtmaya çalışıyor. Ve de orada şey, orada bu oyun var ya, böyle çok çeşitli oyunlar. Yani bir kere hata yaparsa onlar hemen ölüyor değil mi? Yani uzak doğudaki ülkelerin sıkıntısı budur yani şey. Yani affet kültürü artık kalmadı. Ve de her zaman başarılı olmak yani isteniyor. Ve de başarısız olduğumuz zaman yani bu nasıl söyleyeyim? Bu kariyer planının sıratını müstakimle kopmuş anlamı gelir yani. Ve de tekrar yani bu doğru yolu dönmek yani imkan yoktur. Yani mesela ben de yani Müslüman olmadan önce yani öyle bir hayat yaşıyordum. Yani çok başarılı olmak lazım, yani çok kazanmak lazım ya da kazanıyoruz, kazanacağız gibi böyle şey. Sürekli kendimi böyle ikna etmeye yani çalışmak zorundaydık. Yani bu en genel olarak Japonların yani psikoloji hastası. Ama ben İslam'ı kabul ettikten sonra benim hayatım nasıl değişti? Sanırım bu yani affet kültürü. Affet kültürü dediğin şey diğerlerin hataları da yani daha affet etmek için böyle manevi güçleri yani kazanmaya başladım. Bir de sadece bir diğerleri yani kendimi de çok affetmeye başladım. Çünkü ama bu kendi gücüyle yani affetmiyorum. Yani bu yani mahlukat dünyasından üst seviyede yani üst mertebede mevcut olan bir varlığın gücüyle ya da bir varlığın yani lütfuyla yani her şeyi böyle affedebiliyor. Aslında bu yani İslam'ın inancı değil mi? Yani Allah'ın yani şey isimlerinden birisi yani Gaffar. Yani böyle affeden yani şey yani varlıktır. Aslında yani böyle bir değerli yani şimdi yani sadece bir değerli değil de böyle bir inanç ya da böyle maneviyet de diyebilirim. Yani Japonya'da artık yani yok. Yani bu yüzünden yani Japonya'da şimdi her sene 20 bin kişi yani intifa ediyor. Yani 20 bin kişi. Yani sanki yani Japonya'da bu iç savaşı yani var gibi yani. O kadar insan yani intifa ediyor. Yani bu konuda aslında yani Japonlar yani böyle İslamiyet'i kabul etme gerek yok ama en azından bunu affet yani kültürü. Yani benimseyebilirse yani Japonlar ne kadar mutlu olacağını ben yani tahmin etmeye kadar yani şey umuyorum. Yani bu yani kültürü yani Japonlara yani sunmak lazım. Hiç tepki gelmedi yani. Öyle mi? Tamam tebrik ederim bu kadar yani. Aslında bu aslında nadir bir şey. Çünkü yani Japonya'da genelde yani bir kişi Müslüman olduğunda genelde sıkıntılarla karşılaşıyor. Doğru mu? Doğru sorma değil mi? Tamam. Japonya bu konuda yani ilginç bir toplumdur. Aslında yani din inanmak çok olumsuz gelmiyor ama böyle isteyerek böyle dini ibadet mi, ritüel mi diyelim. Onlar böyle public yerde yaptığında o nasıl söyleyeyim? Yani normal insan değil de bu çok radikal ya tehlikeli insan olarak yani görmeye başlıyor. Ve de Müslüman da yani Müslüman olduğunda aslında bu davranış olarak yani şey hemen yani diğer Japonlar da farklı olduğu yani ben diyorum. Mesela yani kadınsa yani başörtüsü yani takmaya başlıyor. Bir de aslında erkek evet aslında bunu söylemek istedim. Aslında bu müfteri hikayesi gene bu erkekler şey hem erkekler hem kadınlar böyle soruyorlar ya bu yani müftedi hikayesi. Aslında müftedi erkeğin hayatı o kadar zor olmayacak. Aslında bu konuda erkek aslında genel olarak erkeğin hayatı çok rahat. Yani bu yani evrensel bir olay olarak yani. Bence cennette
olanların çoğunu bence bu ya müfteri kadınları olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü ya da bu pratik yapan yani kadın Müslümanları. Çünkü mesela ben de şu an ben Müslümanım ama böyle dışarıdan fark edebilir misiniz yani? Yani sadece normal çekik gibi bir insanım değil mi? Yani ben Müslüman olduğunu ya da şey yani Budist olduğunu ya da Daoist olduğunu yani bu şey bu dışarıdan hiç yani ben yorumuyor. Bu yüzden aslında ben Japonya'da yani ben Müslümanım la ilahe illallah Allah'a akbar gibi yani bu çok yani tuhaf bir davranış yapmasa hiç kimse yani benim Müslüman olduğunu yani fark etmez. Ama yani bir kadın yani bir pratik yapan bir Müslüman olarak yaşamak isterse yani milyonlarca sıkıntılar var yani. Mesela yani bazı Japonya'daki şirketler yani başörtülü kadın aramak istemiyor. Yani bu şey bu açıkça söylemiyor çünkü bu insan hakkına aykırı olan bir şey olduğu için ama öyle bir olay var. Bir de mesela böyle bekar bir müftedi kadın gördüğü zaman hemen bu diğer Müslümanı evlendirmek için çalışıyorlar. Yani onlar istemese bile yani. Ya da mesela bu müftedi kadınları gördüğü zaman onlar genelde şöyle bir on yanı var. Yani müftedi bir kadın hiçbir şey bilmiyor. Biz onlara eğitim vermek lazım gibi böyle bir hava da var yani. Aslında onlara yani hakikaten çok geçmiş olsun ve Allah'a yardımcı olsun yani. Evet. Neden bunu söylemek istedim? Ay evet yani bu bana sormak yani şey yanlıştır yani. Çünkü erkeğin hayatı çok rahat yani. Tabii ki yani zorluklar da var. Ama yani kadınlara kadar yani zorlukları yok yani. Bir de hakikaten onlara çok ciddi bir yardımcı ihtiyaç var yani. Yani tabii ki zorluklar var ama mesela namaz kılmak için sadece bir uygun bir yere kuru. Yani namaz kılabilirsen yani yeter yani. Hayat felsefesi ne mi? Aslında dediğin gibi yani bu affet kilitleri yani benimsedikten sonra yani benim hayatım daha rahat oldu. Bir de aslında ben Mısır'da Müslüman oldum. Ama Müslüman olduğu zaman yani bende de çok güçlü Müslüman kimliği yoktu. Yani ben de mesela pratik yapmıyordum. Yani sadece Müslüman oldum yani bu kadar. Yani çünkü yani nasıl pratik yapabildiğimi bilmiyordum. Ama sonra bu Mısır'dan Japonya'ya döndükten sonra hemen ben Türkiye'ye geldim. Ve Türkiye'de böyle öğrenci yurdunda yani başka Türk öğrencilerle beraber kaldım. Yani o zaman böyle yavaş yavaş böyle Müslüman kimliği yani kazanmaya başladım. Bir de dediğim gibi ben Japonya'dayken yani çok yalnızlığı da hissediyordum. Hatta bu yalnızlığı yani problem olduğum bile yani düşünmemiştim. Ama İstanbul'a gelince bu sohbet kültürü de yani öğrendim. Ya da işte Türkiye'de gene çok sıcakkanlı ya. Yani bu kültürü öğrenmem bana çok iyi geldi yani. Evet. Yani Hasan Hoca yani her zaman bana yardım etti. Ama ben İstanbul'dayken yani buradaki hocalar ve öğrenciler bana bayağı yardım etti. Mesela ben yani tecrübeydi yani kursu da aldım. Yani nahvı ve sarf dersi de aldım. Nahvı ve sarf biliyor musun? Nahvı sarf, klasik Arapça dersi yani. Ben bayağı zorlandım yani. Hatta kaçmaya çalıştım ama kaçamadım yani. Çünkü o öğrenciliği de kalmak için o şart yani bu öğrenmek ki. Yani neden bu eğitim fırsatı benim için çok kıymetliydi? Çünkü yani Japonya'da dediğim gibi Müslüman olmak yani çok kolay. Ama bu Müslüman kimliği bir sürdürmek için bir sağlıklı bir ortamı da kalmak ya da ortamı bulmak için çok zor. Ve de Japonya'daki yani bence en eksik olan böyle İslam eğitim. Buradaki İslam eğitim ya sadece böyle basit böyle namaz kılmak ya da böyle yani, ya da böyle ibadet şeyleri değil de ondan sonra mesela bu yani Kur'an daha derin bir şekilde anlamak için gerekli olan bu klasik Arapça eğitimi ya da böyle akai dersleri ya da bu fıkıhlar. Yani bunlar bunun gibi yani eğitim veren yani enstitüt ya da okullar yani Japonya'da yani hiç yok yani hakikaten yani hiç yok. Mesela bunun için ben yani Türkiye'ye geldim yani. Yani sadece Müslüman kültürü kazanmak için değil. Yani buradaki yani İslam eğitimi yani eğitim yani alıp ve de bundan istifade edip ve de sonra yani bu eğitim yani bu Japon Müslümanları yani tanıtmak için yani. Ben Doğuş Üniversitesi'de öğrenciyken böyle uluslararası konferans vardı. Böyle o zaman yani bir Türk hoca yani Doğuş Üniversitesi'ne geldi. Böyle o sınım yaptı ve o sınıftan bayağı etkilendi. Böyle onun vesilesiyle. Neden şimdi Türkiye'de çalışıyorum? Yani Türk gençlere bir fırsat vermek için yani. Bir de ben yani çok yani bir de ben de aynı zamanda Türk gençlerine çok ilham arıyorum. Bir de yani diğer Japon öğrencilere de aynı.
Bu yüzden yani şahsen Türkiye'de daha böyle uzun sürede yani çalışabilirsen bu benim için çok yani beni çok mutlu eder yani. Bence en sevdiğim ise yani bu İslam medeniyetindeki bir çeşitliliktir yani. Çünkü mesela Japonya'da böyle İslam deyince yani sadece böyle Orta Doğu'da yaşayan insanlara inandığın din gibi bir imaj var ama o yanlıştır. Çünkü bu İslam medeniyetinde mesela Türkler de var. Mesela Araplar da var, yani Farslar da var, yani Malaylar da var, Endonezyalılar da var, başka kim var? Ya yani Afrikanlar da var. Bir de benim gibi yani çekik insanlar da var. Yani Avrupa'da da var. Ve şimdi Amerika ya da Latin Amerika'da da şey yarıyor. Mesela öyle bir din çeşitliliği yani Japonya'daki geleneksel dinlerinde ben çok pek görmedim. Ya yani bu konuda yani bu yani İslam medeniyetinin böyle açıklığı ya da çeşitliliği bana çok iyi bir yeni perspektif yani verdi. Yani ben en sevdiğim hadis yani şey önce dediğim şeydir bu yani insanın ameli üç şekilde devam edecek yani ilim ve sadaka cariye ve çocuklarının duası. Çünkü yani bu hadis aslında bir kendi hayatı sadece şey kendisi için değil aslında bir gelecek nesli için kendi hayatında kendi hayatı mevcut olduğunu anlatıyor. Bu ne demek? Yani şey sadece imanla ilgili değil yani hatta bir insanın hayatı bile sadece bir insanlık tarihinde bir nokta değil. Yani bu da yani süreç yani. Mesela bunun iyi bir örnek mesela Malcolm X. Mesela Malcolm X da yani şey bu sonradan Sünni Müslüman oluyor ya. Ama o yani hayatındaki en son iki sene yani Sünni Müslüman olarak yaşadı. Ama o zaman Sünni Müslüman olmadan önceki hayatı çok verimsiz mi? Yoksa değerlisiz mi? Yok yani. Aslında bütün hayatı aslında bu son iki senede Müslüman yani Sünni Müslüman yaşamak için değerli olan bir süreç idi değil mi? Mesela yani benim hayatım da öyle. Mesela genelde yani böyle yani iktidar hikaye, röportajda insanlar bana soruyor. Müslüman olmadan önceki nasıldı? Yani Müslüman olduktan sonraki nasıl değişti? Ya da mesela bazen çok ilginç bir yorum yapıyor. Yani ben Müslüman olarak mesela ben 13 sene önce Müslüman olduğumu söylediğim zaman birisi öyle dedi yani. O zaman Müslüman olarak sen 13 yaşındasın. Yok. Ben Müslüman olarak da 32 yaşındayım, insan olarak da 32 yaşındayım. Yani benim gayrimüslima olarak yaşadığım süreç de aslında Müslüman olmak için benim bir yani tecrübeydi yani. Ama şimdi bu yani yaygın olan böyle insan anlayışı çok bir İngilizce atomize denilen bir şey. Yani bu süreç anlamıyor. Sadece bir nokta yani insanın hayatı yani bu nokta bir yani çeşitli bir nokta ile yani bu şey yani sayı olarak yani düşünüyor. Ama öyle değil. Yani insanın hayatı bu kuantitatif olan bir şey. Aslında yani kualitatif olan bir şey. Evet. Bunu aslında ben yani peygamberin bıraktığı hadisin önemi yani İslam bir eğitim program ya da böyle online eğitim yani böyle set gibi değil de aslında hayatının boyunca böyle tecrübe olarak anlayacağı bir şey. Tamam. Osmanlı tasavvufu üzerine çalıştığım sebebi yani bu Osmanlı tasavvuf kültürü ve Japonya'daki geleneksel kültür arasında çok yani ilginç bir benzerlik var. Bunun benzerlik özellikle bir ameli konusunda yani tasavvuf ameli diyor ya yani Arapçada yani bu pratik tasavvuf yani. Çok böyle ortak maneviyat var olduğunu yani fark ettim. Japonlar bunu yani bilmek lazım. Neden? Çünkü yani Japonya'ya ve İslam tanıtıldığında genelde bu çok metafizik şeyleri yani, şey, yani tanıtmaya çalışıyor. Ama bu metafiziğe yönelik bir şekilde bir şey tanıtması aslında böyle yani batıdan gelen bir kültürdü. Yani bu batı merkezliğinde oluşan bir kültür olduğunu düşünüyorum. Yani böyle örnek mesela böyle Kant felsefesi ve İslam felsefesi mukayeseleri ya da Hegel'in tarihi anlayışı mesela İbn Haldun'un tarihi anlayışı ya da yani Batı'daki kuantum teorisiyle yani böyle İslam'daki yani kelam-ı tartışmanın mukayesesi. Yani bunu evet yani bunda da çok değerli bir konudur ama sanki böyle Batı'daki yani Batı'da önemseyen kavramlar ya da değerleriyle yani kendi bir dinimiz yani tanıtabildiğimiz zaman yani geçerli ya da değerli bir şey olarak kabul edeceğine inananlar var. Bunu yanlıştır. Hatta bir hayali şey. Hatta bu yani insanlık tarihinde yani asla biri olmayan bir şeydir. Yani. Ben neden bunu söylüyorum? Yani çok meşhur bir hadis var ya. Tuhaddisun nas ala kadri ukulihim. Tuhaddisun nas ala
kadar yukarıyım. Yani insanların kadın akıl seviyesine göre yani konuşun demek. Ama buradaki akıl seviyesi aslında onların diliyle, onların kontekste göre. Evet. Tabii ki yani Batı'da böyle İslam'ı yani tanıtmak istediğin zaman yani öyle bir yöntem geçerli olabilir. Ama Japonya'ya böyle İslam'ı tanıtmak istediği zaman yani farklı bir yöntem lazım olabilir. Evet. Bunun bir yani iyi örnek yani bu metafizik ve pratik şeyin bu çatışması. Diye. Mesela Japonya'da daha bu pratik yani boyutu daha önemsiyor. Mesela Japonya'daki Budizm ya da Daoist diğer dinler olabilir. Onları tabii ki bu felsefi yani tartışmayı seviyor. Ama mühim olan tasavvufta denilen bir uruç metodu. Yani Keus'un nüzulü ve Keus'un urucu var ya tasavvufta. Burada tasavvufçu var bilmiyorum ama. Keus'un yani uruç yani bir pratik demek. Yani hakka ermek için bir manevi yolculuğu demek. Yani. Japonlara da yani bu yani uruç kültürü aslında Japon çok zengin yani zengin kültürüne sahip olan bir ülkedir. Yani, bir de Osmanlı döneminde bu Mebrevi tarikatının yemek kültürü var ya Mebrevi mutfağı. Yani buradaki mutfağı sadece bu yemek pişirmek içindir. Yani sadece bu lahmacun ya da böyle mercimek çorbası yapmak içindir de. Onları kendilerini yani pişirmek için yapıyor. Yani Rumi'nin meşhur sözü var ya hani hamuduk piştik yandık. Yani önce hiçbir şey bilmiyordun yani cahil idim. Ama sonunda böyle bir mürşidinin yani hidayetiyle yani hakka yani uğraştık demek yani. Japonya tam benzeyen bir felsefe var. Yani orada yani bir böyle Zen Budizm yani grubu var. Onlara da böyle Zen Budizm mutfak var. Aslında Shoji'nin öyle. Mesela dünyada meşhur olan böyle Japon yemekleri var ya sushi ya da diğer böyle şey, Japon yemekleri. Aslında onların orijinali bu Zen Budizm mutfağı. Yani sushi biraz farklıdır ama diğer yani şimdi dünyada meşhur olan Japon yemeklerin çoğunu orijinali bu yani Zen Budizm mutfağı kültüründen yani geliyor. Bir de aslında Anadolu kültürüne baktığımız zaman da aynıdır. Yani şimdi bu yani Türkiye'de yaygın olan Türk yemeklerin çoğunu değil ama meşhur yemeklerin yani orijinali yani Mebrevi kültüründen yani şey yani geliyor. Mesela öyle bir benzerlik yani gördüğü zaman yani Japonlar aslında öyle bir benzerlikten böyle İslam medeniyeti ve Uzak Doğu medeniyetinde ortak maneviyet bulmaya çalışmak bence daha sağlıklı bir yöntem değil mi? Yani bu terör ya da bu radikal dini grup ya da bu İslamcılık konusundan yani İslam düşünmekten. Yani böylece yani ben Osmanlı tasavvufu yani hem böyle akademik alan olarak da çok ilginç bir alandır ama hem de ben Japonlara nasıl bir sağlık metodu ile yani İslam'ı tanıtabileceğini düşünmek için yani bu yani çalışmaları yapıyorum. Ha, mesela şu an bu Tokyo Camii projenin kapsamında bu Mebrevi yemek risalesi yani Japonca çeviriyoruz yani benim arkadaşlarımda. Yani burada yani sadece bu yemek tanıtmak değil de yani şey bu Anadolu'daki bu manevi kültürü tanıtmak için yapıyorum. Ve de aynı zamanda Tokyo Camii'de şu an bu Yunus Emre şiirleri diye böyle Japonca çevirerek biraz böyle onun tarihsel ya da kültürel ya da böyle felsefi arka planında yani tanıtmaya çalışıyorum. Şimdi bu Tokyo Camii bitesinde yani görebilirsiniz yani. Bir de Türkiye için şimdi özellikle bu Türkiye'deki üniversitelerde bu Uzak Doğu'da ilgili derslerde vermeye çalışıyorum. Ne kadar başarılı olduğunu yani biraz bilmiyorum ama çok zorlukla karşılaşıyorum ama mesela bu Japonca dersleri yani vermeye çalışıyorum. Bir de sadece Japonca dersleridir. Mesela bu Japon edebiyatı ya da Uzak Doğu geleneksel kültürü de böyle tanıtmaya çalışıyorum. Ve de aynı zamanda bir yani okulun dışında şimdi bu Japonya'daki geleneksel çay seremonisi etkinlikle yapıyorum. Bu da çay seremonisi de bu çay seremonisi deyince yani sanki bu kirat halindeki amcaların içtiğini yani çay gibi yani düşünülüyor ama bu da yanlıştır yani. Yani bu Japonya geleneksel çay seremonisi tam bu Japon medeniyetindeki yani Keus'un uruç kültürü. Yani kendimi geliştirme geliştirmek için böyle manevi eğitimdi yani. Mesela bu çay seremonisini yaparken aslında biz bu çay nasıl diyelim? Bu misafirler hizmet etmek vesilesiyle böyle kendi gönlümüzü ve temizlemeye çalışıyoruz. Yani bunu aslında bir Türkler için çok kolayca anılır. Çünkü yani Türkiye'de böyle benzer Anadolu manevi kültürleri var. Ama
Şimdiye kadar Türkiye'de ya diğer ülkelerde de yani tanıtılmış bir çay seremonisi nasıl diyelim? Yani çok böyle havalı, egzotik yine Japon kültürü olarak yani tanıtıldığı için onlar böyle manevi tarafı bilmiyor. Ama özellikle bugün Türk öğrencilere yani tanıtmaya çalışıyorum. Çünkü neden? Çünkü yani Türkçe bazı bu İngilizcedir. Yani Türkçe. Türkçe ve Japonya'daki geleneksel değerleri anlamak için en yararlı bir dil olduğunu yani inanıyorum. Neden? İyi bir örnek yani çay seremonisi diye kavramdır. Yani mesela çay seremonisi. Bu İngilizce'den gelen bir kavramdır. Böyle artık her yerde konuşuyorum. Belki yani önce duymuş olanlar da var olabilir ama çay seremonisi İngilizce tea ceremony demek. Ceremony yani bu sanki parti gibi. Yani having a tea party gibi yani. Bu sanki bu Donald Trump'ın şey, siyasi hareket gibi görünüyor. Ama bunun orijinal Japonca kelimesi sado. Yani çay yolu demek. Yani çay hizmetiyle hakka uğraşan bir metot demek. Yani mesela Türkçe tam bu yol izah etmek için uygun bir kelime var. Yani tarikat veya suluk. Yani bir tarikat sadece bu teşkilat anlamı değil de yani hakka uğraşmak için bir metot demektir. Ama mesela bu yani tarikat ya da suluk gibi kavram yani İngilizce'de yani var mı? Daha bir iyi örnek mesela yani bu çay seremonisinde mutlaka bir hoca yani öğrencilere eğitim veriyor. Mesela bu hoca biz de sensei diyoruz. Sensei yani hoca demek. Ama böyle bir yani maneviyatını anlatabilen ya da bir irşad verebilen bir kişi hitap etmek için geçerli bir yani kavram İngilizce'de var mı? Yani hoca gibi. Hoca veya sensei gibi. Yok. Yani teacher hocanın karşılığı olmuyor. Ya da başka ne olur? Profesör de değil. Başka sir falan da değil. Yani. Bunu aslında bu konuda yani Türkçe'de böyle bir büyük avantaj var. Neden? Çünkü bu Türkçe içinde ve Arapçadan kaynaklanmış yani şey yani kavramlar da var. Yani Farsçadan gelen kavramlar da var. Yani diğer mesela Urduca'dan gelen kaynaklar yani kelimeler de var. Yani Afrika'da İtalyanca, Fransızca, İngilizce aslında yani Türkçe bu dil müzesi gibi yani. Bu yani hazineden neden istifade edemiyorsunuz yani? Neden istifade edemiyoruz yani? Hatta bu bazı konularda yani Türkçe diğer dinlerden daha yani sağlam bir şekilde yani bir şey yani ifade edebiliyor. Ve bu avantaj yani fark ettiğin için şimdi de ben bu Aksaray Türkçesiyle yani her şeyi böyle anlatmaya çalışıyorum. Çünkü böylece daha ben dünya iyi bir şekilde anlayabiliyorum. Yani mesela Japonya'da en eksik olan bir şey bu müfteri Japonlar için sağlam bir yardım programdır diye. Çünkü mesela yani Tokyo Camii'de yani her hafta aslında bu iftira töreni örüyor. Yani her hafta belki yani 7 ya da 8 ya da bazen 10'dan fazla bir kişi yani Müslüman oluyor. Ama bu yani müfterilerin çoğunu yani 2 ya da 3 sene içerisinde bu İslam'dan ayrılıyor. Bunun nedeni çünkü Müslüman olduğunda o törende olan Müslümanlara böyle çok onu övüyor ya tebrik ediyor. Yani elhamdülillah iyi ki Müslüman oldunuz. Biz seni çok seviyoruz. Yani böyle beraber bu cennette buluşacağız inşallah falan. Ama ondan sonra bay bay. Çünkü onlara yani çok meşgul. Yani bu üniversitede yani şey doktora programı falan da var ya da böyle şey işleme çalışmak lazım. Bir de onlara bir de bir müfteri onlara yardım istediği zaman genelde şöyle söylüyor. Yani pardon ben meşgulüm. Yani başka insana da sorabilirsiniz çok sevinirim falan. Ve de ondan sonra da o normal Japon olarak yaşadığı hayattan daha ciddi bir yalnızlığı hissetmeye başlıyor. Ve sonra böyle İslam'la ayrılıyor. Ve de özellikle bir yani bu hem kadın hem erkek müfteriyle bir geçeni olan bir sıkıntısıdır. Yani bunun için benim şöyle biz tekrar bunu söylüyorum. Yani Müslüman olarak çok kolay ama Müslüman olarak yaşamak çok zor. Ve de özellikle yani bu ilk 3 sene içerisinde ne kadar güçlü Müslüman kimliği sahibi olabilse yani o kadar ondan sonra yani hayat da çok yalandı oluyor. Bunun için bence Japonya'da lazım olan bir şey yani bu sohbet kültürü. Yani bu sohbet derken bu beraber olmak. Yani eğitim ya eğitimi de olabilir. Ya da diğer ve sosyal ahlak konusunda olabilir. Yani onları böyle yalnız yani bırakmamak.
Kendi böyle yöntem mi? Yani diğerlerin söyledik şeyleri yani çok ciddiye almayın yani. Bence bu çok mühimdir. Yani çünkü yani her insanlar çok rahatça şey söylüyor. Mesela ben bu biraz ayrı bir konu olabilir. Ama ben son bir sene evet ben son senede ben Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Yani her yerde. Ama bazı amcalar bana dalga geçiyor. Neden Aksaray Türkçe konuşuyorsun? Neden Rus Türkçe konuşuyorsun? Sen çok bozuk Türkçe konuşuyorsun. Yani İngilizce biliyorsan İngilizce konuş dedi. Ya of course I can speak English. Ama neden ben Türkçe konuşmaya çalışıyorum? Çünkü ben Türklerle yani takılmak istediğim için. Bir de mesela öncesi Londra ya da Amerika'ya gittiniz mi? Yani mesela ben mesela Amerika'da ben Georgetown Üniversitesi'de sunum yaptım. Bir de Londra'da diğer böyle Cambridge ya da Oxford'dan gelen öğrencilerle beraber ortak proje yaptım. Yani program şey. Yani öyle bir mesela Georgetown Üniversitesi'nde o uluslararası konferansında hiç kimse düzgün İngilizce konuşamadı. Herkes bozuk İngilizce. Ama hiç kimse şikayet etmiyor. Neden Aksaray İngilizce konuşuyorsun? Bir dalga geçen amcalar hiç yok. Neden? Çünkü bu Amerika bir İngiltere yani bu eğitim olarak hem zirvede olduğu için. Bir de neden zirveye kadar uğraştı? Çünkü mühim olan böyle doğru bir dili konuşmak değil de yani sargı birisinin beyin sahibi olması. Bir de yeterince eğitim aldıysanız öyle bir şikayet hiç aklınıza gelmeyecek. Bir de İstanbul'da ben neden Türkçe konuşmaya çalışıyorum? Çünkü İstanbul'da yani şey 100 sene önce öyle bir yerdi. Yani burada tabii ki yani native Türkçe konuşanlar da tabii ki vardır ama yani burada yüzde yani 60 kadar yani yabancı oluşan bir şehirdi. Bir de herkes yani bozuk yani Türkçe konuşuyordu ama hiç kimse şikayet etmedi. Çünkü neden? Buradaki verilen eğitim dünyada en kaliteli olduğu için. Ve de oradaki yani ders veren hoca da yani bozuk Türkçe ya da bozuk Arapça ya da bozuk Farsça yani konuşmuş da olabilir ama hiç kimse şikayet etmedi. Çünkü neden? Çünkü onların vermek istediği hikmetin kıymeti anladığı için. Ve de aslında bu iman hakkında da geçendir. Mesela bu yeni Müslüman olanlara yani bu dalga geçenler çok var. Ha yani sen namaz nasıl kurabileceğini bilmiyorsun ya da sen hakikaten Allah'a inanıyor musun? Bir bu soranlar da var. Ya da sen Hanafi misin, Şafii misin? Ama öncelikle sen Şafii bir Hanafilik farkı ne demek olduğunu biliyor musun diye. Yani bunu evet yani iyi niyetle yani soranlar var ama sadece dalga geçmek için soranlar var. Yani bunlar çok ciddi almamak lazım. Yani mühim olan sadece kendin için ne gerekli olduğunu inanın ve de ümmet için sen ne yapabileceğini yani düşünmek. Mesela ben Türkiye için benim gibi bu çekik insan bozuk Türkçe konuşarak ders vermek ya yani bu değerli olduğunu inandığı için yani böyle Türkçe konuşmaya başlıyordum. Yani ve de bunu sadece bu akademisyen olarak değil ben insaniyet olarak yani bunu yani çok yani lazım yani şimdi Türk toplumunda lazım olan bir şey olduğunu inandığı için yani öyle yapıyorum. Yani bunu yani iman yürü de yani geçen dediğin gibi. Yani gerekli olan şimdi hem kendim için bir de hem toplum için nasıl bir hizmet edebileceğini düşünerek yani hayatta yani hayat yaşamak yani. Bundan başka hiçbir şey nasıl söyleyeyim saçma sapan şeyleri yani ciddi almaya gerek yok yani.